Ne ölü, ne sağ. Bir yaşamın kahramanı Zebercet. Evet sevgili Mitrendiller. Geçen hafta birlikte Aylak Adam'ı incelemiştik. Bugün ise Yusuf Atılgan'ın ikinci ve en önemli, kendi tabiriyle en önemli romanı olan Anayurt Oteli'ni birlikte inceleyeceğiz. Yani Yusuf Atılgan serisinin ikinci romanı. Anayurt Oteli 1973 yılında yayımlanıyor. Yayımlanmazdan önce Yusuf Atılgan şöyle bir tabir kullanıyor. Çok tehlikeli şeyler yazıyorum, göreceksiniz diyor. Ve harbiden de romanı okuduktan sonra çok tehlikeli bir roman olduğunu ve çok kaliteli ve çok derin bir roman olduğunu anlayacaksınız. Anayurt Oteli yazarımızın kitabın başında Anayurt Oteli, Zebercet, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın, ortalıkçı kadın Zeynep, emekli subay olduğunu iddia eden adam, erkek kara kedi ve odadaki iki havlu ile ilgili bilgi vererek pazartesi gününden itibaren romanımıza başlıyor. Esasında romanımız devam ediyor. Yitip gitmiş Zebercet'in. İsterseniz Zebercet'le bir nevi Anayurt Oteli ile kendisini özdeşleştiren şahısla başlayalım. Zebercet, yarı geçmişte yaşayan, kendisini keçicizadelerin sonuncusu olarak gören, yarı da gününü arayan, bana göre cinsel obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan, karakteri tam oturmamış, silik, tıpkı ışıltılı şehirlerin arka mahallelerindeki çöpler gibi bütün pisliği içinde barındıran, ki bütün pislikten kasıt insanlığın bir gerçeği, yaşadığı yalnızlığını uçlarda yaşayan ve buna rağmen yaşadığı yalnızlığı karakterinde gizleyen, bu gizlenmenin arkasında o kadar çok metafor var ki kitabı okuduğunuz zaman siz de göreceksiniz. Ve bu cinsel açlığını, şehir kasaba psikolojisini, şehir insan psikolojisini ve en önemlisi otelle kendisi arasındaki bağı diyalek bir akılla izah etmeye çalışan bir şahıs. Ve yine Zebercet, modern çağın getirdiği, her ne kadar modern olmasa da, yalnızlığı iliklerine kadar yaşayan, içe dönük psikolojisinde oluşturduğu personasını, anlık hazların obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu ve cinselliği birleştiren, çağın kendi yalnızlığı içerisinde otele hapsolmuş tipik bir kasabalı. Yalnız bu kasabalı o kadar farklı ki, yani bunu toplum gerçekçilerde kolay kolay göremeyeceğiniz bir şahıs. Çünkü Yusuf Atılgan, hatırlayacağınız kadarıyla Aylak Adam'da ben bayağı bahsetmiştim belli şahıslardan. Bu kitabın içerisinde Freud'u görebileceksiniz. Freud'un ağır bastığı bir altyapıyla hazırlanmış bir kitap olacak. Çünkü Freud'un temel bakış açısında ne vardı? Freud'un temel bakış açısında şu vardı. İnsanoğlu bilinç dışı güçler tarafından yönlendirildiğine inanan bir şahıs Freud. Freud ne diyordu? Freud şunu diyordu. İnsanoğlunun ilk güdüsünde, yani buna edebiyatta arketip de denebilir kısmen, ne vardı? Bastırılmış cinsellik ve saldırganlık. Şimdi romanımızın ilerleyen dönemlerinde bunları detaylıca ele alacağız. Zebercet'in bastırılmış cinselliğiyle alakalı ve Zebercet'in saldırganlığıyla alakalı. Ve Zebercet'in kendini Anayurt Oteli ile özdeşleştirip otelle birlikte kendisini hapsetmesi. Bu ve benzeri temaları ilerleyen bölümlerde birlikte konuşacağız. Zebercet'i bitiremiyoruz çünkü Zebercet esasında Anayurt Oteli'nin kendisi. Romanı okuduğunuz zaman diyeceksiniz ki ya bu romanda başka bir karakter var mı? Var, bahsedeceğiz. Ama Zebercet bu romanın her şeyi. Çünkü Anayurt Oteli zaten Zebercet'in kendisi. Şimdi Anayurt Oteli'nin ismi şundan geliyor. Anayurt Oteli'nin ismi yazarımıza göre işgal yıllarında belli bir direniş gösteremediği için aşağılık kompleksiyle verilmiş bir isim Anayurt Oteli. Bir meta. Ama bu otelin şöyle bir özelliği var. Otel kasaba insan, kasaba şehir ve insan şehir diyalektiklerini hepsinin toplandığı ve sığınağı olan bir yer. Çünkü otelin içerisine kasabadan da insanlar gelip konaklayabiliyor, şehirden de insanlar gelebiliyor ve Zebercet'in hayatını alt üst edebilecek bir şahıs da gelebiliyor. Bu şahıs Zebercet'in kopma başlangıcı oluyor. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi Anayurt Oteli'nden çok da kısa olsa bahsettik. Bu otelin bir meta, bir sığınak olduğundan bahsettik. Bu otel kimdi? Bu otel Zebercet'ti. Bu otel Zebercet'in her şeyi. Bu otel Zebercet'in evi. Bu otel Zebercet'in sosyal alanı. Bu otel Zebercet'in bastırılmış cinselliği.
Bu otel Zebercet'in korkuları. Bu otel Zebercet'in geçmişi. Bu otel Zebercet'in günü. Çünkü Zebercet'in hiçbir zaman geleceği yok. Mesela benim kitapta naçizane yakaladığım en önemli tema Zebercet'in kesinlikle bir geleceğinin olmayışı. Çünkü Zebercet bunu içten içe sürekli biliyor ama bunu hiçbir zaman dile getiremiyor. Şimdi Zebercet bunları hep bastırmıştı. Bastırılmış bir psikolojisi vardı. Şimdi Zebercet'in bastırılmış psikolojisi ne zaman açığa çıkıyor? Birincisi, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın Zebercet'in hayatını alt üst ediyor. Bu kadın otele geldikten sonra Zebercet'in korkuları, Zebercet'in obsesif kişilik bozukluğu ve Zebercet'in kendi korkularıyla yüzleşmesi ortaya çıkıyor. Zebercet'in bastırılmış cinselliği demiştik ya hani. Şimdi Zebercet'in cinselliği de iki kısımda ayrılıyor. Birincisi Zebercet'in açık yaşadığı bir cinsel alanı var. İkincisi Zebercet'in kapalı olarak yaşadığı bir cinsel alanı var. Kapalı cinsel alanı yani Zebercet'in kapalı psikolojisi gecikmeli Ankara treniyle gelen kadından sonra açığa çıkıyor. Zebercet bütün içindeki pisliği artık görebiliyorsunuz. Metinde bunu hissedebiliyorsunuz. Ve metin ilerledikçe Zebercet'in bu sapkınlık hali ilerleyerek devam ediyor. Bir de Zebercet'in yaşadığı açık cinsel alanı var. Bu da Zebercet'in yine sosyal fobilerini ve en önemlisi Zebercet'in acziyetini ve Zebercet'in geçmişine bağlı yaşadığı hayatın kesinlikle bir geleceği olmayışının en önemli noktası kim? Ortalıkçı kadın Zeynep. Çünkü Zebercet bununla romanda belli aralıklarla kadının rızası olmadan ama esasında şöyle rızası olmadan yani kadının gözünde Zebercet bir hiç. Hatta bir bölümde Zebercet onun yanına yanaştığı zaman Zebercet'e hoş köpek diyor. Yani Zebercet bu kelimeyi duymasına rağmen davranışlarına devam ediyor. Kadına ilişkiye girmeye devam ediyor. Ve Zebercet o kelime Zebercet'in alt bilincine işliyor. Yani hoş köpek dediği anda Zebercet orada kopuyor. Bütün acziyeti esasında ortaya çıkıyor. Zebercet ertesi günlerde gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının bir daha otele gelmeyişini artık anlıyor. Ömer Kavur bunu filminde çok güzel işlemişti. Hani Zebercet filmi de ayrı şekilde tartışacağız sizde. Zebercet otele herkesi kapatıyor. Hiç kimseyi otele almıyor. Hatta o gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının odasına hiçbir şekilde dokunmuyor. Ben bir videoda izlemiştim. YouTube'da var yanlış değilsem. Yusuf Atılgan dediğiniz zaman çıkıyor. Yusuf Atılgan'a Doğan Hızlan şeyi sorusunu sorduğu zaman kitabı siz yazdınız. Filmi nasıl buluyorsunuz diye sorduğu zaman Yusuf Atılgan şöyle bir cevap veriyor. Zebercet'i çok güzel kronolojik takvime göre işlemiş. Roman benim romanımdır, film Ömer Kavur'un filmidir diyor. Çünkü rejisörlüğünü yaptığı bir filmde kitaba uyarak tam olarak ilerleyemez. Çünkü tam olarak metne dayanarak da roman yazabilir. Veya Yusuf Atılgan da bundan bahsediyor. Yani bir metne uyarak çok güzel bir eserde film de verebilirsiniz diyor. Bir metne hiç uymayıp da çok güzel film verebilirsiniz diyor. Ömer Kavur'u esasında başarılı buluyor. Ömer Kavur orada o gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının odasına Zebercet dokunmuyor. Hatta bir yerde filmi izleyenleriniz hatırlayacaktır. Çay bardağını düşürüp kırıyor. Çay bardağını düşürüp kırdığı zaman Zebercet odadaki totemin yok olduğuna inanıyor. Ve yeniden oraya bir çay bardağı getiriyor. Çayın ne kadarı kalmışsa onu göstermeye çalışıyor. Yani Zebercet orada o kadar büyük bir acziyet içerisinde ki bu acziyetini kelimelerle tarif edebilmek imkansız. Yani Yusuf Atılgan, şimdi bizim Batı Edebiyatı ve Cumhuriyet Edebiyatımıza giren çok önemli bir hocamız vardı. Atilla Kaşıkçı, buradan da ona selam söyleyeyim. Atilla hocamızın tabiriyle şöyle derdi Atilla hocamız. Cemil Meriç'i, Peyami Safa'yı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı eserlerinin hepsini okumayan edebiyatçı bana göre tenekedir derdi. Ben bunun içerisine Yusuf Atılgan'ı da katmak istiyorum. Çünkü Yusuf Atılgan'la tanıştığınız zaman hayatınızda birçok şey değişecek. Yusuf Atılgan'ın romanlarında her şeyi göreceksiniz, her şeyi bulabileceksiniz. İncelemenin başında söylemiştim ya, çok tehlikeli şeyler yazıyorum ve göreceksiniz demişti. Yani ya zaten yazarımızın çok az eser vermesinin altında onun bu o kadar titizlikle, o kadar ince ince işleyişiyle alakalı bir metin var ki bunu siz de okuduğunuz zaman ve filmi izlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Ben kitaptan bazı önemli gördüğüm anları sizlerle paylaşmak istiyorum ki Zebercet'le biraz daha
onları birleştirelim ve yavaş yavaş incelememizin sonuna gelmemiz için. Yoksa bana kalsa ben sabaha kadar konuşurum. Kitapta benim bazı önemli gördüğüm olaylar var. Bunlardan ilki şu. Emekli subay olarak kendisini tanıtan şahsın otelden ayrılması. Çünkü bu şahıs sürekli gün içerisinde otele girip çıkan sayısı belirsiz. Sürekli birileri geliyor, birileri konaklıyor, gidiyor. Ama kendisini emekli subay olarak tanıtan şahıs sürekli otelde. Yani belli bir süreye kadar otelde kalıyor. Ve her gün Zebercet'le birlikteler. Şimdi bu adam otelden ayrılıyor. Bu adam otelden ayrıldıktan sonra bu adamın otelden ayrılışı Zebercet'in huzurunu bozuyor. Ve Zebercet'in bana göre yalnızlığıyla ilk tanıştığı noktalardan biri o. Yani gerçek yalnızlığını orada farkına varıyor. Hani bir soru işareti orada çakılıyor. Zebercet burada efsanevi bir şekilde huzuru bozuluyor. İkinci olarak gördüğüm önemli olay ise şu. Zebercet kendisini keçecizadelerin sonuncusu olarak görüyor ya. Halbuki öyle değil. Orada bir aşağılık kompleksi var Zebercet'in. Zebercet keçecizadelerden kimsenin otelde kalmadığının, soy isminin otel kayıt defterine işlemediğini görüyor ve kendi ismiyle de kimsenin otelde kalmadığını görüyor. Zebercet 7 aylık doğuyor. Kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz. Annesinin karnında bile doğal süreçte 9 ay durmuyor. 7. ayda doğuyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Yani annesi bile ona 7 ay tahammül edebiliyor. Öyle doğuyor. Çünkü bunu yazarımız da bazı ben makaleler okudum. Orada bahsediyor. Şimdi burada Zebercet 7 aylık doğuyor ve ebesi ona Zebercet isimli bir anlamsız bir isim veriyor. Zebercet Arapça kökenli bir kristal anlamına geliyor. Zebercet bu psikolojide birisi. İsminin yaşatılmama korkusunu yaşıyor. Ama buradaki önemli nokta Zebercet oradaki ismin yazılmaması, keçicizadelerden birisinin otele gelmemesi, bunların hepsi yine dönüp dolaşıyor Zebercet'in bastırılmış yalnızlığına ve Zebercet'in kendisini hapsettiği otele geliyor. Zebercet oteli o kadar hapis ki, yani bir nevi yani Anayurt Oteli'ni korku filmi gibi düşünün. Anayurt Oteli Zebercet'in kabusu. Ama halbuki yaşadığı yer her şeydi. Bahsetmiştik size bunlardan. Şimdi Zebercet bunu atlatamıyor. O otelden dışarı çıktığı zaman, şehire gittiği zaman kendisini çok yalnız hissediyor. Çok farklı temalarla karşılaşıyor. Kendisini aşağıladıklarını görebiliyorsunuz. Ömer Kavur Anayurt Oteli'nde bu durumları o kadar güzel işlemiş ki. Zebercet karakteri filmi izleyenleriniz bilir. Dışarı sinemaya gittiği zaman dövüş filmine gidiyor. Bir tane kızın peşine takılıyor. Yani saplantılı bir şekilde kızı takip ediyor. Kız kasabada sevgilisiyle buluştuğu zaman Zebercet kendisini yine yalnız hissediyor. Halbuki kendisiyle kızın hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası yok. O kadar kişilik bozukluğuna sahip bir karakteri var ki. Yani kendisine özel bir persona oluşturmuş ve iki ayrı karakterde yaşıyor. Hani demiştim ya bu filmi bir korku filmi gibi düşünebilirsiniz yani o Anayurt Oteli'ni. Zebercet'in hapis olduğu ama her şeye olan bir yer, dışarı çıktığı zaman mesela filmde bir yer vardı. Kestanecinin kendisini aşağılaması var. Bir kısımda filmde şu da var. Birlikte olmak istediği bir tane kadın otele gelmiyor. Parayla çalışan bir kadın otele gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu bundan öte bir aşağılanma psikolojisi olamaz. Yani bunların hepsi üst üste geldiğimiz zaman Zebercet'in sonu hazırlanıyor. Zaten Zebercet'in geleceği yoktu. Geçmişi vardı yarı yarıya. Yarı yarıya günümüzde yaşıyordu ve gününü arıyordu. Bak o da çok önemli bir şey. Günümüzde de tam olarak yaşayamıyor esasında. Gününü arıyor. Yani ne demek bu biliyor musunuz? O kadar düşmüş ki, o kadar aciz ki Zebercet gününü arıyor. Zaten geleceği yok. Geleceği olmadığını Zebercet biraz önce bahsettiğim gibi emekli subay metaforuyla, oteldeki kara kedi metaforuyla, ortalıkçı kadın Zeynep'le, efendime söyleyeyim, bunların hepsi birleştiği zaman Zebercet'in sonu hazırlanıyor ve böyle devam ediyor. Yazarımızın iki kitap arasındaki örneklerini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak geçen hafta Aylak Adam'ı birlikte incelemiştik. Aylak Adam'da Bay C karakteri vardı. Bay C karakteri de bunalımlar yaşıyor. Ama Bay C'nin içe dönük psikolojisi, şehir psikolojisi. Hani şehir aylaklığı vardı onda. Aylak adamda aylak tabiri vardı ya hani. Şimdi Anayurt Oteli'ndeki Zebercet aylak değil. Şimdi onu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü Zebercet'in düzenli bir iş hayatı var. Her ne kadar beğenmeseniz de kitapta bir sürü Zebercet'i kötüleyici tarafı olsa da Zebercet'in özenle seçtiği, hayatını yaşamaya çalıştığı, ekmeğini kazandığı bir oteli var. Şimdi Zebercet ile Bay C'yi ben size kıyaslayacağım. Bay C'nin bastırılmış cinselliği var.
Ama Bay C bastırılmış cinselliğini hiçbir şekilde karşı cinse veya etrafına yansıtmıyor. Yani bir nevi şehirli kasabalı ayrımına geçebiliyoruz. Şimdi aylak adamda şehirli var, anayurt otelinde kasabalı var. Şimdi şöyle bir ayrımı var. Bay C cinselliğini şehirde yaşayabiliyor. Bu yaşadığı için cinselliğini rahat olarak yaşayabildiği için Bay C'ye tam olarak bir saplantılı bir kişiliğe sahip tanısı koyamayız. Ama Zebercet'e bunu koyabiliriz. Aylak Adam 1959 yılında yayınlanıyor. Anayurt Oteli ise 1973 yılında yayınlanıyor. Döneme baktığınız zaman 2. Dünya Savaşı ile birlikte köyden şehire, kasabalardan şehire yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Ve Bay C bu 1957 yılında yazılan Aylak Adam'da bunu şehir hayatıyla özdeşleştirebilirsiniz. Çünkü Bay C'nin o dönemdeki İstanbul'da kesinlikle Bay C'nin bastırılmış cinselliğini yansıttığı, sapkın taraflarını ilettiği bir meta göremezsiniz. Ama Anayurt Oteli'nde Zebercet'in onlarca, yüzlerce tema çıkarabilirsiniz romanın içerisinde. Çünkü kasabalı, bunu yaşayamıyor, ifade edemiyor, yalnızlaşmış. Yani bir nevi şehrin yalnızlığını kasabaya gömmüş bir karakter Zebercet. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Yusuf Atılgan'ın bunu iki romanında bir bütün olarak ele alacak olursak birisinde başlatıyor. Birincisi şehir psikolojisi, ikincisi kasaba psikolojisi. Bunu Yusuf Atılgan'ın işleyiş tarzı da çok farklı. Şimdi Zebercet'le Bay C'yi kıyasladığınız zaman ikisinde de isim verme aidiyeti vardı. İkisinin de kişilik bozuklukları vardı ama ikisinin ayıran noktalar var. Şimdi çünkü Anayurt Oteli'nde başlarda da bahsettiğim gibi Freud'un bastırılmış cinsellik ve şiddet öğeleri hakim. Bunu nede görebilirsiniz? Bunu ortalıkçı kadın Zeynep'i boğmasında görebilirsiniz. Ve ortalıkçı kadın Zeynep'i boğduğu zaman orada bu ölüme bir canlı şahit oluyor. Bu canlı kim biliyor musunuz? Bu canlı romanın başında kısa olarak bahsettiği erkek kara kedi. Yani halkımızın arasında uğursuz olarak tabir edilen, önünden geçtiğiniz zaman hayatınızın uğursuz olarak gideceğine inanılan bir canlı. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar güzel bir metafor kullanıyor ki. Ve dişi kedi değil, erkek kara kedi. Ve Zebercet onu da ortadan kaldırıyor. Ve Zebercet bunların hepsini yaptıktan sonra kendisini de yok ediyor. Şimdi ben size her zaman yaptığım gibi karşılaştırmalı edebiyat olarak şu örneği vereceğim. Dünya edebiyatında Robert Bloch'un yazdığı Psycho isimli bir romanı var. Bu romanı Alfred Hitchcock filme de çeviriyor. Harika bir filmdir, tavsiye ederim. Yani Hitchcock sevenleriniz varsa muhakkak izledikleri bir filmdir. Çünkü Robert Bloch'un Psycho romanıyla Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli bana göre hemen hemen aynı. Ama oradaki tema tabii ki farklı, başka bir ülke, başka bir kültür. Temalar farklı ama alt metninde olan şeyler bana göre birbiriyle çok bağlantılı. Ve siz de Anayurt Oteli kitabını okuduysanız ve filmini izlediyseniz, sizin de benzeşleştirdiğiniz öğeler, temalar, metaforlar varsa Zebercet'le, Anayurt Oteli'yle, Aylak Adam'la, Bay C'yle, Ömer Kavur'un çektiği filmle bizimle yorumda paylaşmanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın. Ve benim de size naçizane bir tavsiyem var. Anayurt Oteli'ndeki Zebercet'i hiçbir zaman küçümsemeyin, aşağılamayın. Çünkü hepinizin içerisinde Zebercet'te bazı öğeler var ama siz bunu bastırmışsınız. Çünkü çağımızın en büyük hastalığı neydi? Çağımızın hiçbir problemi, bunalımları, savaşları olmadığı gibi bizim çağımızın en büyük sorunu kendi psikolojik bunalımlarımız. İleride Fight Club'ı çektiğimiz zaman bunu sizle ayrıntılı olarak işleyeceğim. Sağlıcakla kalın, iyi okumalar.